Allah ölümle insanları eşit kıldı. Hatta onun Resulü de bundan ayrı tutulmamıştır. Ayrılık gerekçesi gibi görünse de ölüm gerçekte Allah'a kavuşmak olduğunu bilenler ona özlem duyar. Tövbe etmek insanlara farzdır. Fakat günah işlememektir önemli olan. Bazen gökyüzü yaşayanlara, altındakilere dar gelir de, kimi için keskin mızraklar içinde çıkmak için geniş bir yol vardır. Hastalığın sende anlamıyorsun, devan, ilacın sende görmüyorsun. Sen ey insan, ayağın beyan bir kitapsın, harfleriyle yüreğin okunur. Seni zorda bırakacak ispata ihtiyacın yok, gelen buyrukla inanman için. Cahiliyet ehline ölümden önce ölüm olmuştur. Vücutları birer mezardan farksızdır, mezara gömülmeden önce. Bilgi ile yaşamayan insan ölüdür. Çocuklarını küçük yaşta eğit ve terbiye et ki, büyüdüklerinde gözlerin onları kabul edebilsin. Büyüdükleri zaman terbiye vermeye kalkışmak, taşı nakşetmek kadar zordur. Bir dost bile çok değildir insana, gün olur bir düşmanın çok geldiği dünyada. Ekip biçmez, bunu yapanlara hasetle bakarsan, ekin zamanını gereksizce harcadığına fazlasıyla pişman olursun. İnsanların bir gün bile olgun olsun savaşlarını istemedim. Onları bütün çabalarıyla savaşın şerrini yaymaya çalışanlar. Mükemmel insan eksikliklerini ve kusurlarını bilendir. En kötüsü ise insanların doyumsuz isteklerinin ve hırsının peşine düşendir. Çalışmak kadar dinlenmeyi görev bil. İhmal etme. Sağlığınıza eza etmeyin. Sağlığın bozulması kolaydır. Onu elde etmek zordur. Yakınlık duyar da bir insanı seversen, aşırılık gösterme sevgide. Çünkü insan ne zaman o sevgiden hoşnut kalmayacağını bilmez. Hoşnutsuzluk duyar da bir insana nefret duyarsan, nefretin de aşırı olmasın. Nefretinden de ne zaman döneceğini bilemezsin. Kimsenin sırrını bir başkasıyla paylaşma ki, o da başkasının sırrını sana açıklamasın. Gördün ki sırlarını sana açıklıyor, bil ki senin sırrın da mutlaka başkasındadır. Eğer şerefli insanların mertebesinde yer almak istiyorsan, iyilik ve insaf, adalet ile hareket etmek görevin olmalı. Duydum ki bir cami yaptırıyormuşsun devletin hazinesinden. İnşallah başaramayacaksın. Dağıttığın narların karşılığını fuhuş ile ödeyen kadına benzetiyorum senin bu cami yaptırma işini. Bunu anlayan insanlar ona dediler ki, bela üstüne olsun, ne zina işle, ne de sadaka dağıt. Ey yazan kişi, yazdığın kendin için de geçerlidir. Yazdığın yazıda hayır ve iyilik olsun ki yazdığın sana döner. Zaman insanı sevindirip güldürdüğü gibi ağlatır da. Eni sonu gidilecek yer hakkın yağını onsuz olmaz. Her insanın yürünecek bu yolda yeri var. Hemen her şeydeki acının tadını bildim.
Fakat istemek için boyun eğmek kadar tadı acı olanı görmedim. Dağ zirvelerinden kayaları söküp indirmek adamın minnetinden daha kolay ve sevimlidir. En ağır ve kapanmaz olanı dil yarasıdır ki böyle bir sözün acılığından kan akar. Kardeşin odur ki zorlukla karşılaştığında sana yardımda ikircilik etmeden seninle birlikte davranan, kötülüğe karşı koyandır. Sana dost ve kardeş değildir, talihin dönünce seni eleştiri ve sitemle bezdiren kişi. Geçmişte kalmış, elde edilmemiş ve gelecekten beklenip elde edilmesi imkansız olan güzellikler ne tat verebilir ki elde edemeyene? Güzel bir yaşam sürmek istiyorsan kıskanma, cimri ve hırslı olma. İnsanlar bir şeylerini sana güvenle emanet ederlerse, sahip olduğun şeyler sana yetmeli, verilmiş emanete el sürmemelisin. Varlıklı kişiden ellerinin içinde senin için ne sakladığını bilmedikçe uzak dur. İnsanın yaşamını sürdüren hayat suyunu akması, öz suyunun orununun akıp gitmesinden iyidir. Kişinin aslı, asaleti saklı olabilir de, davranışları onun nasıl bir insan olduğunu ele verir. Daha doğar doğmaz bebeğin avucunu bir şeyleri yakalamak için kapaması, canlılardaki yapıdan gelen hırsa delildir. İnsanın ölümünde avuçlarının açık tutulması ise öğretici öğüt vardır. Ey insanlar, bakınız ki ellerim boş olarak göçüyorum. Haksızlığın karşısında eğilmeyin. Hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İşte erenlerin, evliyaların ser çeşmesi İmam Ali'nin mahşere kadar hakikatları en güzel anlatan sözleridir bunlar. Bu sözleri kendisine ömür boyu rehber etmiş, edecek olan insanlara ne mutlu. Allah eyvallah gerçeğe hü.